Herkese merhaba arkadaşlar, Mimarhane kanalından sevgiler. Bugün sizlere AutoCAD üzerinde çizmiş olduğumuz bir çizimi ölçekli bir şekilde PDF olarak kaydetme ve çıktısı nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Öncelikle yapmış olduğumuz çizimleri şeyli şekilde çıktı alıyorsak, yani standart bir tahta üzerinde kaydetmiyorsak, 50'ye 70, 70'e 100, A4, A3 gibi paftaları kullanmıyorsak, şerit şeklinde çıktı alıyorsak bunu bir böyle 50 ölçekte nasıl kaydederiz ondan bahsedeceğim. Öncelikle bizim paftamızın genişliğini ve enini ölçtük. Onu göstermek istiyorum. Bu paftamızın genişliği 192.100. 192.100'ü hesap makinesini açarak 1/50'ye çevireceğiz. 192.100/50 dediğimiz zaman 3842. Burada da belirtmişiz. Daha sonra yine hesap makinesinden 45.290/50 yaptığımız zaman 905 olacak bizim 1/50 ölçekteki ölçümüz. Onu da burada yapmışız. 905'e 3840. Şimdi Ctrl T yaparak pilot sayfamızı açıyoruz ya da sol üstten printten pilot sayfamızı açabiliriz. Daha sonra ne kısmından DWG'den PDF'e çevir. Bunu seçtikten sonra Properties, Custom Party Size, Eight Alt Active. Burada herhangi bir sayfa ismi belirtmeden devam edebiliriz. İleri. Buradan inç ve milimetre üzerinde mi çalışacağız? Milimetre diyoruz. Ve bizim ölçülerimiz 3840'a 905 idi. Daha sonra ileri dedik. Buradan kenar boşlukları üstten, yandan, soldan ve sağdan. Bunu 0 diyoruz. Her taraftan. Sayfa kenar boşlukları. İleri dedik. Burada bir isim verin diyor sayfanıza. Ben mimarhanem yazıyorum. Sizler farklı şeyler yazabilirsiniz. Buradan ileri dedik. Finish son diyor. Daha sonra buradan series, pardon, ok dedik. Ve buradan bu çizimin, yani bu yaptığımızın üzerine kaydet. Üstteki sekmeyi tıkladık ve ok dedik. Daha sonra buradan açılan sekmede bizim kağıdımızın ismini bulacağız. Mimarhane diye. En üstte çıktı. Daha sonra buradan display sekmede tıklayıp window'u seçtik ve buradan alanımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra fit to paper tikini kaldırıp buradan gerçek ölçüğümüze giriyoruz. 1/50. Center to pivot diyoruz daha sonra. Yani burayı kilitliyoruz. Sayfa tipi dikey ve yatay olarak biz burada landscape'i seçtik. Sonra preview diye ön izlemesini yapacağız. Bu şekilde çıktı aldığımız zaman 1/50 ölçekli çıktı almış oluyoruz. Buradan sağ taraftan transparan ayarları var. Mesela çizimimizde transparanlık varsa bunu açmadan çıktı da çıkmaz. Daha sonra transparan ayarlarını yaptıktan sonra line weights de açık olup olmadığını emin olmamız lazım. Line weights de çizgi kalınlıklarımızı, yani layer ile çalışmışsak bu çizgi kalınlıklarımızın aktif olmasını sağlıyor. Daha sonra ok diyoruz. Masa üstüne 1/50 ölçekli yazıyoruz. Ölçek. Ve bunu masa üstümüze PDF olarak kaydediyoruz. Şimdilik, şimdi ise az önce uzun şerit çizimlerde, yani ölçüsü belli olmayan çizimlerde nasıl ölçeklerini yaparız onu anlattık. Şimdi ise 70'e 100, 50'ye 70 standart paftalarımızı nasıl çıktı alacağız hızlıca.
Yine bu da benim bu paftan 70'e 100 daha önceden ayarlanmış bir paftan. Yine CTRL-P dediğim zaman buradan buradan bir saniye view dediğim zaman buradan sayfadan istediğim sayfayı seçebiliyorum. Yani çizmiş olduğumuz paftan 70'e 100 olduğu için 70'e 100'ü seçiyoruz. 1 bölü 1000 ölçüye göre ayarlanmış bu hafta arkadaşlar. Window dedik. Ve buradan haftamızı seçtik. Bakın burada fit to paper dediğimiz zaman direkt ölçeği kendisi belirliyor. Biz buradan 70'e 100'ü seçtik yatay olarak. Ölçeği kendisi belirledi. Yine sağ taraftan transparanlığı açtı. Line width açık. Bu şekilde ön izleme yapıyorum. Bu da bizim 70'e 100 paftamızı PDF olarak kaydettik. Daha sonra buradan çıktı da PDF'yi tarafına çıktı alabilirsiniz. Niye? Nasıl gitmiyor? (70x100) diyelim. Kaydetti. Ölçekli diye kaydettik. Sayı yazdık ve kabul ettim herhalde. Bu şekilde de kaydetmiş oldu arkadaşlar. Kaydettikten sonra sayfayı da açıyor önümüzde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video fikirleriniz varsa bize başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.